Estağfurullah. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hüsnü zanni min hüsnü ibadet buyuruyor. İbadetin en güzeli başkaları hakkında hüsnü zannetmektir diyor. Fakat bu türlü şeyler esas o meselenin ruhunu, arka planını kavrayan insanlar tarafından, büyükler tarafından el cümle çağın mürşidi azamı tarafından bir yönüyle az tatil edilerek şöyle ortaya koyuyor, konuyor. Hüsnü zan ve adem-i itimat diyor. Böyle denemediğiniz, test etmediğiniz, böyle beşeri değişik zaaflar itibariyle o zaafları biraz evvelki tabloda zannediyorum herhalde zihninizde canlandırırsınız yani. Yeme, içme, şöhret, korku, temperverlik böyle, dünyayı bir yönüyle her şeyi sayma, ahireti unutma, hep dünya yörüngeli yürüme gibi bunlar bir yönüyle insanların test edilebileceği şeylerdir. Bu hususlarda test etmediğiniz insanlara sırtınızı dönerseniz hançerlerler. Çok defa bazı şeyleri onlara bina ederseniz sizi aldatırlar böyle. Ve bu mevzuda hakikaten hüsnü zanna binaen bizim aldandığımız da çok olmuştur. Çok aldanırız. Namaz kılıyorsa bir insan nasıl aldanmayacaksın ki? Ama bir yerde yalanını görünce yalan söylüyor. Hani tespit edilmiş bunlarda. Bir yönüyle bir sene içinde belki bazıları konuştuğu şeyler itibariyle, sergilediği tavırlar itibariyle, dediği şeyler itibariyle, uyguladığı stratejiler itibariyle 100 tane resim karşınıza çıkıyor. Birbirinden farklı 100 tane resim. Çok iyi bir ressama, kim gibi yani böyle? Tecrit resminde Picasso'dan bahsedilir. Ona deseniz ki, yani sen böyle bir insana ait çok farklı, birbirine benzemeyen 100 tane şey yap. Fakat o tecritte, o soyut resimde biz hakikaten o 100 farklı şeyi görelim. Yemin ederim ben başaramaz bunu. Böyle bir şeyi başaramaz. Fakat insan şeytanın güdümüne girince, şeytanın rehberliği çok önemlidir yani. Çünkü Hazreti Adem'den bu yana değişik insanları test ediyor da ona sadece profesyonel bir mürşit denmez yani. Profesyonel der profesyonel. Evet. O Ziya Gökalp'ın ifadesiyle mükab bir profesyoneldir yani. 3 boyutlu mu, 4 boyutlu mu derinlikli bir profesyoneldir. Zimamı ona kaptıran insanlar hakikaten bu mevzuda insanın aklını alamayacağı şekilde çok tuhaflıklar sergilerler. Şimdi bunları görünce de Ziya Paşa gibi eyvah bu Boğaziçi'de bizler yine yandık. Zira ki ziyan meydanda bilmem ne kazandık dersiniz yani. Bu hakikaten bir kere daha aldandık. Bir kere daha o Boğaziçi'de, o oyunda, tiyatroda diyebilirsiniz yani. Oyun değil sadece, o Boğaziçi'ye tiyatroda diyebilirsiniz. Bazı sözlüklerde zaten öyle diyor. Evet, böyle çok oyunlara kandık. Bizi eğlendiren oyunlarla, hissiyatımıza hoş gelen oyunlarla karşımıza çıktılar. Fakat niyetleri başkaymış onların. Niyetleri kendi dünyevi mutluluklarıymış. Kendi evladı iyallerinin mutluluklarıymış. Bir yönüyle ama açık ama kapalı. Müteselsilen kendi ailelerine bir silsile-i saadet kazandırma mülazasıymış. Ve sergiledikleri o küçük İslam'ın içinden bazı şeyler gibi hususlarla efendim bizi aldatmışlar, biz de hüsnü zannetmişiz onları. Şimdi de sergiledikleri yalanlardan dolayı, tezvirlerden dolayı, iftiralardan dolayı belki ahva ediyoruz. Fakat size antiparantez bir şey arz edeyim, istidradi. Zannediyorum bir başkaları çıksa bundan sonra yine bize hak dese, hakikat dese, adalet dese, insan evrensel insan hakları dese, efendim, dünya ile entegrasyon dese, kavgasız bir dünya dese, vallahi billah filan dese, hele bir de vallahi billah çekti mi tamam, biz yine inanırız, inanın yani.
siz inanmazsınız belki ama ben yine inanırım. Onlar öyle referanduma bir şey sundukları zaman ben yine derim ki mezardaki ölüler de kalkıp gidip buna oy vermeli falan derim. Kendimden endişe ediyorum. Bakın sizin firasetiniz bu mevzuda beni tembihe yetecek kadar çok önceden uyanmışsa ben sizden rica ediyorum. Bir kere daha öyle bir hata irtikap etmeme meydan vermeyin. Sizin ufkunuz engin. Ben hep şimdiye kadar aldandım böyle. Ve o bazicede defalarca yandım.